Herkese günaydınlar. Güzellik Saat programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü programımızda da sorularınızı cevaplayacağız. Sosyal medyadan gelen çok fazla soru var. Formülden çok bugün aslında sorulara cevaplamak istiyoruz. Cilt tiplerini çok doğru tanımıyoruz. Cildimiz nasıl bir cilt? Dönemsel, mevsimsel, kronik bir rahatsızlığa tutulduğumuz zaman süreçte cildimiz bozulabilir. Çünkü cildimiz vücudumuzun aynası. Aynı olarak düşünelim. Vücudumuzda bir sıkıntı varsa aynaya baktığınız zaman bunu cildinizde görebilirsiniz. Tamamen ayna. Beslenmemizin aynasıdır, su içmediğimizin aynasıdır. Stres varsa yine bu yüzümüzde belli olur. Yani aynaya baktığımız zaman vücudumuzda ne sorun varsa görebiliriz. Yaşam, bir de şöyle bir durum söz konusu. Sağlıklı yaşıyoruz, spor yapıyoruz. Ki çok spor yapan kişiler yine stresi dengeler. Bu yüzme olur, yürüyüş olur. Normal fitness olur, yoga olur gibi vesaire. Bunları yapan kişiler, su içen, sağlıklı beslenen kişiler oranla cilt sağlığı daha iyi olduğu zaten gözlemleniyor. Sizler de sağlıklı bir cilde erişmemiz için ne yapmamız lazım? Yaşam kalitemizi arttırmamız gerekiyor. Dengeli, düzenli bir yaşam sürmemiz lazım. Dengeli, düzenli bir yaşam sürmek aslında çok zor geliyor. Aslında bir yandan da çok kolay. Su içmek, mesela su içmeyi unutuyoruz. Yazın çok içiyorum, kışın içmiyorum. Hayır, yaz kış düzenli içeceğiz. Kilo oranımızla içeceğiz. Çok fazla su içmekten bahsetmiyorum. Kilo oranımızla su içmek birinci önemli şey. Ve ikinci bedava kolajen, her zaman söylüyorum, uyku. Uyku çok önemli ve 10.30'la bakın 3.30-4 arasına kadar bu saat diliminde kolajen üretimimiz artıyor. O yüzden 10.30'la en geç 11'de yatıyoruz. 4'e kadar, 3.30-4'e kadar bu esnada kolajen üretimimiz artıyor. Bu yattığımız pozisyon da önemli yine simetri açısından. Mesela yüzüstü yatanlar bir daha kesinlikle yüzüstü yatmasınlar. Bu bilgiyi herkesle paylaşalım. Sırt üstü hafif sağ, yüzümüz tam değmeyecek şekilde hafif sağa dönerek yatalım. Çok sağ ya da çok sol değil, sırt üstü hafif sağ şeklinde yatalım. Yatış pozisyonu çok önemli. Bedava kolajen ne dedim size? Uyku dedim. İkinci bedava kolajen yeşil yapraklı bitkiler, sebzeler. Yeşil yapraklı bitkilerde ve sebzelerde, yumurtanın beyazında da ne var? Kolajen var. Kelle paça çorbası, kemik suyu yine kolajen üretimini arttırıyor. Yani besin değerlerimize de bu şekilde takviye bulunabiliriz. Yine kolajeni arttıran yeşil elma, benim de çok sevdiğim, bütün salatalarda da kullanıyoruz. Genelde marul, bildiğimiz basit marul. Bunun çeşit çeşit marulları da var. Dediğim gibi beslenmemize dikkat ediyoruz. Beslenme olarak yaşam biçimimizi etkilediği için fast food, gluten hayatımızda olmamalı. Özellikle beslenme değerlerimizi düzelttiğimiz zaman aslında bir diyetisyene niye gidiyoruz? Beslenmemizi düzenliyor. Hani orada daha çok hedefimiz cilt bakımında güzel estetik görünmekse beslenmede fit görünmek. Hayır, sağlık için aslında yine beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden imkanı olanlar mutlaka beslenme üzerine diyetisyene gitmeli. Neden? Sağlıklı beslenme yine cildimizi etkiliyor. Organlarımızı etkiliyor, vücudumuzu etkiliyor. Bir rahatsızlığımız varsa hemen derler ki mesela yürüyemiyoruz, çok kilomuz var, vücutta birçok ağrı var, dolaşım yavaş, diyetisyene git, değil mi? Beslenme her şeyin başı cildimiz içinde. Şimdi daha önce de bahsetmiştim, bir görselimiz vardı. Vücudumuzdaki tetik noktaları cildimizde var. Yani akupresör noktaları, akupunktur noktaları var. Yani dolgusuz, iğnesiz cildimizde güzelleşme, gözaltı morluklarında açılmak çok paylaşmak isterdim. Gözaltı morluğum genetik ve çok derinken dolgusuz, ışıksız, enjeksiyonsuz gözaltı morluğum açıldı. Sebebi düzenli dolaşımı harekete geçirdim. Peki gözaltı morlukları nasıl oluşuyor? Bununla ilgili çok fazla soru geldiği için bunu tekrar edeceğim. Gözaltı morlukları kansızlık, demir eksikliği birçok sebepten oluşur. Ama en önemli sebebi orada küçük bir damar çatlıyor, görmüyoruz. Oksijenle okside oluyor ve orada morarma başlıyor. Yine bu dolaşım bozukluğu, su içmek, radyasyona çok maruz kalmak, telefona çok maruz kalmak, bunlar da gözaltı morluluğunu kronikleştiriyor. Evet, benim kronik, genetik, hatta ortaokulda o kadar mordu ki inanamazsınız. Hani yani gözaltı morlukları genelde
böyle bir rahatsızlık ya da bir madde kullananlarda daha fazla görünür maalesef ki. Hocalar sordu yani bu çocuk niye bu kadar gözü mor? Hani genetik bizde babamdan geçmiş gözaltı morluğu. Şimdi bakın genetik bile bozuldu. Ben nanoteknolojisini bitkisel ürünlerle ne yaptım? O gözaltı morluklarından kurtuldum. İlk resimlerime bakıyorum. Şu anki resimlerime bakıyorum. Evet gözaltı morluklarıma ne olmuş? Onarılmış, güzelmiş. Yani güzel bir cilt, sorunlu bir ya da cildimiz, gözümüz ne varsa cildimizi vücudumuzda sorun ne varsa cilt bunu hızlı bir şekilde toparlıyor. Önemli olan bizim bitkilerden yararlanıyoruz. Bu bitkiler de cildimizin altında olduğu için yenilenmesi hızlanıyor. Deri bunu hızlı bir şekilde kabul ediyor ve hücreler yenilendiği için, kan akışı da sağlandığı için sağlıklı güzel bir cilde erişebiliriz. Bu hayal değil. Çok güzel bir cildim vardı Cemile Hanım. Ama şu an lekem var, gözeneğim var, birçok sorunum var. Bakın siz korumadığınız için oldu. Bu sorunlar çözüldükten sonra tekrar korumamız gerekiyor. Yani hep yapmamız gerekiyor. Çok leke tekrar çıkar mı? Bu çok fazla gelen bir soru. O yüzden burada da cevaplayacağım. Lekelerimiz tekrar korumazsak tabii ki başka yerde de çıkabilir. Biz korumadığımız için lekelerimiz oldu. O yüzden siz cildinize baktığınız sürece güzel olacak. Dişlerimizi fırçalıyoruz değil mi? Fırçalamadığımız zaman çürüklerle işte daha çok işte dişinizi çekmeye kadar gidiyor. Hatta kanal tedavileri o olmazsa işte çekiyorlar. Hatta implant daha ileri boyutlara gidiyor. Dişsiz kaldırıyoruz. Kemik ekiyorlar. Hatta oraya diş bile yapamıyorlar. Birçok sorun. Neden bakmadığımız için? Şimdi yine dişinize bakmazsınız. Siz implant da yaptırsınız. Ne olacak? Orada implant da zarar görecek. Yani her şey için bu geçerlidir. Biz bakmadığımız zaman ki bakmamız gerekiyor. Mesela evdeyim cildimi temizlemesem olur mu? Ama evdesin yine yağ üretimin artıyor, sebum yine hareketli, keratin yine hücrelerimiz yine çalışıyor. Yani yine temizlememiz gerekiyor. Temizleme ürünüyle cildimi temizlemem gerekiyor benim. Neden? Cildimin nem yağ dengesi dengelensin diye. Keşke içme suların böyle arıtma suyuyla yüzümüzü yıkasak. Çünkü normal suyla yüzümüzü yıkadığımız zaman pH'imiz 8'lere 9'lara çıkıyor. Normalde cildin pH değeri 5.5 olması gerekiyor. Ama ne oluyor? Biz suyla yıkadık. Bu sefer pH yukarı çıkıyor temizleme jeli. O yüzden ne yapıyoruz? Hemen tonikliyoruz. Herkesin hayatında tonik olmalı. Tonik hiçbir hoca konuşmuyor. Tonik olmalı. Hayatımızda gereklidir tonik. Çünkü temizleme jeli yine pH 5.5 yıkadık ama suyla temas ettirdik. Her gün içme suyla yıkayamayacağız. Ne olacak? pH'ımızı dengelemek için tonik kullanmamız gerekiyor. Tonik hayatımızda hep olsun. Sonrasında cildimize uygun, yine günlük bakımı çok sorulduğu için anlatıyorum. Günlük bakım nasıl olmalı? Günlük bakımda ilk önce temizleyerek başlıyoruz. Eğer cildimiz yağlı ise çift aşamalı bir temizlik yapıyoruz. Yine doğal bir ürünle. Bu arada evet burada ciltteki sorunları gören bir görselimiz var. Gördüğünüz üzere donuk, kırışıklıklar, sivilce sonrası izler, koyu lekeler, geniş gözenekler. Bir ciltte birçok sorun bir arada olabilir. Kronikleştikten sonra çözüm aramayalım. Bu sorunlarla karşılaştıktan sonra çözüm aramayalım. İlk önce cildimize doğru bakarsak cildimizde bu sorunlar oluşmaz. Tamam bu sorunlar oluştu. Diyelim ki ne yapmamız gerekiyor? Günlük bakımımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Ne dedim? Temizledik, tonikledik. Tonikten sonrasında cildimize uygun serum uygulaması yapıyoruz. Serum uygulaması özellikle cildimizde örnek veriyorum leke varsa C vitamini içerikli doğal yine yüksek oranda değil yine orta düzeyde ne yapıyoruz sabah akşam kullanabiliriz. Hyaluronik asit yine cildimizin altında, kolajen yine cildimizin altında serumlar bunlar genel kavramlardır. Cildimizin altında olan şeyleri kullanırsak orada yenilenme başlayacak ve mutlaka güneş koruyucu. Buraya gelirken bir sürü sürdüm, tekrar yeniledim. İş yerinde tekrar yenileyerek sürüyorum. Özellikle yazın daha çok tekrar ediyoruz kışa göre. Kışın diyelim 6-8 saatken yazın 2 saate yenileyebiliyoruz. Sıcak bir ortamda 4 saat normalde sıcak bir ortamdayken kesinlikle su bazlı olsun ki 2 saatte yenileyelim ki ciltte yağlanma olmasın, ciltte sıkıntı yaratmasın. Su bazlı güneş koruyucuları tercih edebiliriz. Özellikle hassas ciltler kesinlikle 2 saat kullanmalı. Rozası varsa, egzaması varsa, kılcal damarları çatlamışsa mutlaka kullansın. Şimdi donuk bir cilt tonu çok fazla soru gelen, cildiniz soluk, donuk ve
parlamıyorsa burada bir dolaşım yavaşlamıştır. Dolaşım durmuş diyemeyiz, yaşıyoruz çünkü. Dolaşım yavaşlamıştır ve cilt kalitemizde nedir? Soluk olduğu için artma değil, daha çok azalma, renk renk görünme, ton ton diyorum ya her zaman, renk eşitsizliği görülebilir ve sonrasında daha hızlı bir şekilde lekelenebilir. Dolaşım yavaş olduğu için, hücreler yenilenmediği için, güneşe çıktığımız zaman ya da bir işlem yaptırdığımız zaman güneş koruyucu kullanmazsak cildimize sorun oluşabilir. Bu işlemden kastım bir lazer epilasyon yaptırdınız, güneş koruyucu kullanmadınız diyelim. Bu da ya da yüzüne devilasyon yaptırdınız, ip kullandırdınız. Bu çok yanlış, hiç önermiyorum. Yine lekelenme yapabilir. Kesinlikle ağda, ip gibi, cımbız gibi işlemler yüzümüze sürmeyelim. Cildin üst tabakasını bozar. Ozon delik, dış faktörler çok fazla. Egzoz dumanı, hava kirliliği, cildimiz bozacak birçok şey olduğu için lekelenme olabilir yine. Kırışıklıklar, tabii ki yer çekimi var. Yaşam bir sürü şey var kırışıklığın oluşması için. Oluşmadan aslında yine masajla ve ürün kullanabiliriz. Yine kolajen içerikli ürünler, aşağıdan yukarı doğru ürünler kullanabiliriz. Şimdi sivilce sonrası akne izleri, bunlar çok zordur. Bunlar üzücüdür. O yüzden hiçbir zaman akne çıktığı zaman sıkmıyoruz. Bununla ilgili çok fazla konu anlattım. Akne çıktığı zaman sıkmıyoruz, oynamıyoruz, ellemiyoruz. Akne ile kesinlikle elimize dokunmuyoruz. Ne yapacağız Cemile Hanım? Bir maske ile kurutalım. Maske üzerine sürebilirsiniz. Doğal içerikli bir maske kullanabilirsiniz. Biz burada birçok maske yapıyoruz. Bu maskelerden yararlanabilirsiniz. Meltem TV Instagram adresimiz var. Güzellik Saati adresimiz var. Meltem TV YouTube kanalı var. Bütün programlarımız var. Orada cildi tanıtarak, şu an çok vaktimiz olmadığı için cildinizi nasıl analiz edebilirsiniz? Akneler için maskeler var. Bugün daha çok soruları cevaplamak istedim. Bununla ilgili birçok formül, tonik var. YouTube'dan izleyebilirsiniz. Cildinizi doğru analiz ederseniz doğal içerikli uygulamalar da size fayda sağlayacaktır. O yüzden bize mesaj atıyorsunuz. Mesela armut maskemizi yapmış, lekeleri açılmış. Çok mutlu oldum. Bize dua ediyor. Cemile Hanım Allah razı olsun. İşte aknesi varmış, akne için bir ürün maskemizi yapmış, aknesi kurumuş. Çok mutlu olmuş. Şimdi düzenli, devamlı, istikrarlı bir şekilde yaparsanız sonuç alırsınız. Bir ay yaptım bir şey olmadı demiyoruz. Düzenli, devamlı, sabırlı bir şekilde bu ürün kullanımında olsun, bitkisel formülasyonlarda olsun, istikrar, devam ve sabır çok önemli. Çünkü cildimiz bozulduğu zaman çok önemsemiyoruz. Bozulduktan sonra ne yapacağız? Hemen olsun, hızlı olsun, sabırsız davranıyoruz. Sabır burada çok önemli. Cildin yenilenme süreci, çünkü kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bazı kişilerin cildi çok hızlı yenilenirken bazı kişilerin daha yavaş yenilenebilir. Sağlıklı, güzel bir cilde erişmek inanın hayal değil. Hepimiz güzel, sağlıklı bir cilde erişebiliriz. Dönem dönem akne çıktığı zaman eğer siz bunu sıkarsanız kronikleştirebilirsiniz. Bizim de cildimizde sorunlar oluşuyor. Ne yapıyoruz? Doğru muameleyle cildimizi bozmuyoruz. Bende de akne çıktığı zaman ben sıksam burada izleri olur ve siz burada yayında, geçtiği yayında da görürsünüz bu izleri. Şimdi biz bir sürü programda ben de izliyorum. Özellikle oyuncularda da mesela bir sürü sıkar izleri var. Artık yayınlar çok net göründüğü için burada, orada sonrasında sıkar izleri kalıcı izler bırakıyor. Yani akneyi sıkarsanız kalıcı izler oluşur ve bunların epidermisi maalesef İşlemde yapsanız birçok çözümü de olsa teknolojik anlamda çok uzun süreçte minimal yine istediğimiz böyle pırıl pırıl bir cilde erişemeyiz. Çok güzel olur, tabii ki mutlu olursunuz, olduğunuz cidden daha iyi bir düzeye gelir ama eğer siz aknenizi sıkarsanız o izler maalesef kalıcı olur. O yüzden sıkmayın. Şimdi leke, tabii yaz geldi, benim lekelerim çıkıyor, bu soruyla bitirelim aslında, vakitte herhalde kısıtlı kaldı. Benim 5 dakikamız var. Tamam. Yine siz son 1 dakikada bana hatırlatın. Şimdi benim lekelerim var. Çok derin. Ve benim kışın hafifliyor, yazın ortaya çıkıyor bu lekelerim. Böyle sorular çok fazla geliyor. Şimdi çok dikkatli dinleyin. Yazın lekelerimiz melanin pigmenti, güneş enerjisine tepki verdiği için orada melanin kendini salgılamaya başlar. Cilt kendini korumak için kararmaya başlar. Nasıl bronzlaşıyoruz, değil mi? Bronzlaşmak için herkes kremler sürünüyor, bronzlaşmak istiyor. Orada melanin pigmentini yine aktive etmiş oluyoruz. Güneş enerjisi melanin pigmentini aktive eder ve orada hücreler ne yapar?
renk hücresi çoğalmaya başlar ve orada bronzluk olur. Ya da lekemiz varsa lekemizin daha çok ortaya çıkmasının sebebi yine orada pigment bozukluğu var, melazma lekesi var diyelim. Burada melanin yine salgılamaya başlar, cilt kendini korumaya alır ve yine kararmaya başlar. Bu arada aknede de böyle bir durum söz konusu. Vücut yine kendini korumaya alır. Bir hastalık yerine aknemiz çıkar. Hani ben o yüzden diyorum aknesi çıkan çok üzülmesin. Çünkü vücut kendini yine korumaya alıyor. Bir stres yaşıyor. Ve büyük bir hastalık yerine tepki vererek akne çıkartıyor. Aynı lekeler de böyle. Yani kışın lekeleriniz kaybolmuyor. Yazın çoğalmasının sebebi ve da belirginleşmesinin sebebi güneş enerjisiyle tepkimeye girdiği için melanin üretiyor ve cilt kendini korumak için ne yapıyormuş? Kararıyor. Bunu anlamışız diye düşünüyorum. O yüzden yaz, kış, güneş koruyucu kullanıyoruz. Aknemiz varsa ovalamıyoruz. Lokal hareket ediyoruz. Lokal yıkıyoruz. Lokal maske sürüyoruz. Ovalaya ovalaya işlem yapmıyoruz. Oradaki iltihap dağılır. Birçok sorun bir arada olmasının sebebi aslında akne izleri, akneyi sıktığımız için oluyor. Sonrasında bunlar lekeye dönüşüyor çünkü cilt bariyeri bozulmuş oluyor. Yani herkes de en başta anlattığım şey aslında nem, yağ, asit dengesi bozulduğu zaman cildimiz bozuluyor. Şimdi bu dengeyi biz sağladığımız zaman sağlıklı, güzel bir cilde erişebiliriz. Peki bu denge hemen hızlı bir şekilde olmuyor. Uzun bir süreçte oluyor. Çünkü bu denge uzun süreçte bozulduğu gibi düşünün. Temelden bir sıkıntı varsa daha uzun sürebilir. Orta düzeyde bozulma varsa daha kısa sürebilir ya da daha az miktarda cildimizde bozulma varsa, lekelenme varsa daha kısa sürede bir maskeyle geçerken bazı kişilerin cildinde işlenme bile azalabilir. Her kişinin cilt sorunu kendine ait ve özeldir. Bu iki kız kardeş de bile öyle. Hep bahsettiğim parmak izinden bahsediyorum. Binlerce parmak izi var. Hepimiz kendimize, şahsımıza özel. Sorunlarımız da öyle. Cilt sorunlarımız da çok önemli. Yaşımız burada çok önemli. Lekenin yerleşim yeri de çok önemli. Leke ile ilgili çok fazla soru geldiği için bunun üzerine değinmek istedim. Lekeler geçer. Geçmeyen leke yoktur ama çok büyük sabır gerektiriyor. Uzun bir süreç gerektiriyor. Yani hemen hızlı bir şekilde geçmiyor. Çünkü lekelerimizin aslında oluşma sebebi ilkokul, ortaokul, lise çağlarında bizim güneşe maruz kalmışsak, pigment sorunu yaşamışsak daha hızlı meydana ileriki yaşlarda çıkıyor. Programımızda sonuna gelmişiz. Hafta içi her gün 10.45'te sizlerleyiz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.